Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Karahasanlı köyündeki çiftçiler yol kapama eylemi yaptı. Kozaklı ilçesi Karahasanlı köyü çiftçileri, Çorum Şeker Fabrikası'nın pancar alımını geciktirmesi nedeniyle tır, kamyon, traktör gibi araçlarla köy içi yollarını kapatarak eylem yaptı. Köylüler yetkililerden bilgi alıncaya kadar yol kapama eylemlerine devam edeceklerini belirtti. İYİ Partili Ahmet Erdemli yaptığı bir paylaşım ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e gönderme yaptı. 2023 seçimlerine aylar kala Nevşehir'de siyasi kulisler hareketlendi. Aylardır hasada çalışan İYİ Parti kurucusu Ahmet Erdemli, bu kez de Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebubekir Gizligider'i hedef aldı. Gübre fiyatlarının yüksek olduğundan bahseden Erdemli, "Sevgili hemşehrim, Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 2002'den bu yana tarım ürünlerinde 2 milyar dolardan 30 milyar dolar ihracata çıktık," diyor. Ama çiftçinin gübre alacak parası olmadığından, gübreyi ya hiç almadığı ya da yarım attığı bundan bahsetmiyor. Hayvancılıkta hayvan sayısı olarak Avrupa'da bir numarayız diyor. Ancak süt fiyatlarının yeni zamlanmasına rağmen süt üreticisinin hala zarar ettiğinden bahsetmiyor. Sırbistan'dan daha düne kadar et ithal ettiğimizi hiç hatırlamıyor. Siz şu an sadece konuşuyorsunuz. Köylü 30 yıl önce olduğu gibi tezek yakmaya başladı. Vatandaşı 30 yıl öncesine götürdüğünüz için sandıkla teşekkür edecekler. Bekleyin," dedi. 1000 lira olur mu ya? Evet, maalesef. Bunu yaptıran ne şimdi yapacak? Şimdi Karaburç köyümüzde inek var mı? Bir tane inek var. Tek bir tane. Kaç kişi yaşıyor köyde? 60-70 kişi var. Yani bu bir inek normal mi 60-70 kişi? Daha önce kaç inek vardı? 110-120 inek var. 110-120. Yani bu ne zaman? Mesela 2 sene önce mi 110? Evet. Sütün de diye verin. Öldüm fiyatını alıyor senden. Markete vardığını karşıla. Nereye vereyim? AK Parti Nevşehir Başkanı Ali Kemik Kıran, SMA'lı Yusuf Eren Bebek için açılan kermesi ziyaret ederek destek oldu. Nevşehirli SMA tip 1 hastası Yusuf Eren Gostak bebeğin sağlığına kavuşması için ailesi başta olmak üzere gönüllü vatandaşlar çalışmaya devam ediyor. Yusuf Eren'in sağlığına kavuşması adına alınması gereken 2 milyon dolarlık Zorgen SMA ilacı için düzenlenen kampanyalar ve etkinlikler her geçen gün etkisini artırıyor. Düzenlenen kampanyalar ile bugüne kadar gerekli paranın %33'ü toplandı. Ailesi ve gönüllüler Yusuf Eren için geçtiğimiz gün adliye yanında da bir kermes açtı. Kermesi AK Parti İl Başkanı Ali Kemik Kıran da ziyaret etti. Kermesten alışveriş yapıp Yusuf Eren'e destek olan Başkan Kemik Kıran'a Gostak ailesi teşekkür etti. Kemik Kıran yaptığı açıklamada şunları söyledi. Nevşehir'in altın oğlu tüm kalbiyle bize bağlı. Nevşehirli evladımız Yusuf Eren Gostak için kurulan kermesi ziyaret edip alışveriş yaptık. Yusuf Eren'imiz SMA tip 1 kas hastası. Desteklerimiz onu hayatta tutabilir. Nevşehir İl Özel İdaresi, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı, Derinkuyu, Hacı Bektaş ve merkeze bağlı köylerde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sorunları çözüme kavuşturdu. Köylerin sorunlarının çözümü için aralıksız çalışan Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Hacı Bektaş, Derinkuyu ve Kuzaklı ilçelerindeydi. Ekipler buralara bağlı köylerden gelen sorun bildirimlerini yerinde inceleyerek çözülmesi adına çalışma başlattı. Bu kapsamda Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Ürgüp'e bağlı İbrahim Paşa, Mustafa Paşa ve Başdere köylerinde, Gülşehir'e bağlı Ovaören, Hacı Bektaş'a bağlı Büyük Burunağıl, Kuzaklı'ya bağlı Kalecik ve Kanlıca köylerinde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Gülşehir'e bağlı bulunan Yalıntaş ve Tellemes köyleri arasında internet altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerce ayrıca merkeze bağlı Alacaşar, Çardak ve Özyayla köylerinde, Derinkuyu'ya bağlı Kuyulu Tatlar köyündeki hanelerin kanalizasyon sorunları dolayısıyla foseptik çekim işlemi yapılarak çözüm sağlandı. Son olarak ise Kozaklı'ya bağlı bulunan Karasenir köyünde de su deposu vanalarına izolasyon işlemi yapıldı. Orada bir köy var, o köy Güvercinlik. Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı bir köy. Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımakta. Güvercinlik köyünde 507 kişi yaşamını sürdürüyor. Bu nüfusun 250'si erkek, 249'u ise kadın. Şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta olan Güvercinlik köyü, il merkezine yakın olması nedeniyle rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Pomza köylüye istihdam sağlıyor. Yöresel güzelliklerin yanında iyi kalitede pomza yataklarına sahip olan Güvercinlik köyünde işletilen ve işletilmiş pomza yatakları yer almakta.
Köyün yakın çevrelerinde birçok briket fabrikası var. Bu briket fabrikası sayesinde köyde istihdam sağlanıyor. Dünyaya ihraç ediliyor. İnşaatten kozmetiğe, savunma sanayisinden tarıma kadar geniş kullanım alanına sahip Pomza Madeni, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 15 milyar lira katkı sunuyor. Güvercinlik Köyü gibi Nevşehir'in çeşitli yörelerinde meşakkatli çalışmayla yer altından çıkarılan Pomza Madeni, Kanada'dan Çin'e, Afrika'dan Avrupa ülkelerine kadar dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Aşıklı Dağı'nın eteklerine kurulan köy. Aşıklı Dağı, ani yükselen bir höyük görüntüsü veren dağ. Bu dağın rakımı 1670 metre. Bu dağ, güvercinlik ve çardak köylerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına meralık görevi görmüş. Dağın kuzey etekleri Ponza yataklı. Kuzey tepeleri hafifçe dik ve kayalık, lakin çok güzel bir panoramik manzara sunmakta. Tepesinde ardıç kuşlarının ektiği ve özgürce büyüyen ardıç ağaçları bulunmakta. Terk edilmişlik izleri var. Güvercinlik köyünün günümüzde terk edilmiş taş evleri ve harap halde bırakılan sarı taş evleri köyden kente göçü ve yaşanmışlık izleri anımsatıyor. Kabak ve patates üretimi yaygın. 80 hane olan köyün geçim kaynağı genel itibariyle patatesciliğe ve kabak üretimine dayanmakta. Bunun yanı sıra buğday, arpa, büyükbaş ve küçük hayvancılık da diğer uğraş alanlarındandır. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Bugün Nevşehir'de 6 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Sarıdır köyünden Ekrem Samur eşi Fatma Samur 75 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Samur'un cenazesi yarın öğlen namazına müteakip Sarıdır köyünde defnedilecektir. Ürgüp Başdere kasabasından Ali Uygun eşi Süleyman Uslu'nun ablası Fatma Uygun 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Uygun'un cenazesi öğlen namazından sonra defnedildi. Ürgüp Karahandere mahallesi halkından rahmetli Fahri Öner'in eşi Metin, Yavuz, Fatma Öner ve Leman Akin'in anneleri İkbal Öner vefat etmiştir. İkbal Öner'in cenazesi Ürgüp'te toprağa verildi. Ürgüp Fatih Mahallesi halkından emekli imam Hasan Atan'ın oğlu İş Bankası'ndan emekli Bekir Ata vefat etmiştir. Bekir Ata'nın cenazesi Ürgüp'te toprağa verildi. Nar Orta Mahalle'den İbrahim kızı Cemile Nalçacı vefat etmiştir. Cenazesi Ankara'da defnedildi. Kaymaklı kasabası halkından Umut Yücel Akçay kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Umut Yücel Akçay'ın cenazesi yarın Samsun'da defnedilecektir. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Kasım Pazar İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez. En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 13. Kayseri en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 12. Kırşehir en düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık 15. Niğde en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 16. Aksaray en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 16. Yozgat en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 13. Konya en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 16. Sivas en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 12. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 12 Kasım Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Uzer Eczanesi Yeni Mahalle, Merkez Göreme Eczanesi 2000 Evler Mahallesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avunus Dereli Eczanesi, Derinkuyu Öner Badel Eczanesi, Gülşehir Parlak Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Sarı Aslan Eczanesi, Ürgüp Yaşam Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlayıp sunmuş olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız.
12 Kasım Cumartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1055 lira. Gram altın satış 1057 lira. Çeyrek altın alış 1679 lira. Çeyrek altın satış 1713 lira. Euro alış 19.15, Euro satış 19.22, Dolar alış 18.57, Dolar satış 18.59. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.